Evet arkadaşlar, şimdi Salih, İbrahim ve Volkan takımlarına ait üzerlerinde 1, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 22 ve 26 numaraları yazan formaları almışlardır. Formalar kendi aralarında eşit sayıda paylaşılmıştır. Her bir oyuncuda bulunan formaların numaralar toplamı eşittir. İbrahim'in aldığı numaraların toplamı da arkadaşlar bunlardır. Buna göre A hangisidir diye sorulmakta. Şimdi burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane forma var. Ve bunların numaralarını topladığımda ne elde ediyorum bakalım. 6, 12, 19, 22, 32, şöyle 46, 56, 7 daha eklersem ne yapar? 63 yapar. 65, 85, 91, 20 eklersek ne yaptı? 111 yaptı. Şimdi arkadaşlar 111 toplam numara ve ben bunları ne yapıyorum? Salih, İbrahim ve Volkan arasında numaralar toplamı eşit olacak şekilde paylaştırıyorsam 111'i 3'e böldüğümde 37 elde ettiğim için Salih'in aldığı formaların numaralarının toplamının 37, İbrahim'in aldıklarının 37 ve Volkan'ın aldıklarının numaralar toplamının 37 olması lazım. Bu durumda arkadaşlar İbrahim 13'ü, 17'yi ve A'yı aldıysa bunların toplamı burada 37 olacağından buradan da arkadaşlar A ifadesinin değeri ne olarak bulunur? Şurasının toplamı ne yaptı? 30 yaptı. 30'u karşıya alırsam 7 olarak bulunur. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, şimdi Eren şekildeki gibi bir zeminin sol tarafından sadece yeşil karelere basarak sağ tarafa geçecektir. Buna göre Eren hiç geri gitmeden kaç farklı şekilde karşıya geçilir? Şimdi Eren öncelikle arkadaşlar buradan 2 tane yeşil kare seçecek. Diyelim ki bunu seçerek başladı. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi kaç farklı alternatif var? 2 farklı alternatif var ama burada şöyle bir durum söz konusu. Tek tek saysak çok daha iyi olacak gibi. Çünkü buraya geldiği zaman tek farklı durum, buraya geldiği zaman iki farklı durum oluşacak. Tek tek saymayı tercih ediyorum. Buradan başladım, buraya geldim, buna geldim. Bir farklı durum oluştu. Devam ediyorum. Yine buradan başladım, buraya geldim. Şimdi buraya geldikten sonra ya buraya geleceğim ya da buraya geleceğim. O halde arkadaşlar iki farklı durum oluştu. Devam ediyorum. Eğer ki buradan başlarsam, buradan başladıktan sonra arkadaşlar mutlaka buraya gelmeliyim. Buraya geldikten sonra da iki farklı durum oluşacak ve toplamda arkadaşlar 5 farklı durum olduğu için doğru yanıt C seçeneğidir. Evet, şimdi arkadaşlar her adımda en fazla 2 basamak çıkabiliyorsa o zaman 4 basamaklı bir merdiveni 1 1 1 1 şeklinde çıkabilir veya 1 1 2 şeklinde çıkabilir. Ve arkadaşlar bir burada 2'yi kullanabilir miyim tekrardan? Yani iki tane bir, bir tane iki olur mu? Olmaz. Nasıl olur? 2 ve 2 olur, değil mi? Başka türlü olmayacaktır. Ama burada şöyle bir durum söz konusu. Bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3 farklı nesne var. Daha doğrusu 3 tane nesne var. 3 faktöriyel bölü. Birler aynı olduğu için bunu 2 faktöriyle böleceğim. Ve bu ifadenin sonucu 3 gelecek. Burada ise arkadaşlar bir farklı durum söz konusu. Yer değiştirme farklı bir durum olarak sayılmaz. Ve burada da arkadaşlar yine yer değiştirme farklı bir durum olmadığı için bir farklı durum var. Bunlar toplandığında 5 farklı durum elde edildiğinden doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, şimdi bazı sayıların karesi alındığında son basamaklarda bu sayının kendisi elde edilebilmekte. Birden 30'a kadar doğal sayılardan kaç tanesi bu şartı sağlar? Şimdi arkadaşlar 1'in karesini alırsam sonuç 1 yapar. Bu şartı sağlar. 25'in karesini alırsam sonuç 625 yapar. Bu şartı sağlamakta. 5'in karesini alırsam sonuç 25 yapar. Ve görmüş olduğunuz gibi sonu 5 ile bittiği için bu da bu şartı sağlar. 6'nın karesini alırsam sonuç 36 yapar. 36 da bu şartı sağladı. Peki bu şartı sağlayan başka var mı? Bu şartı sağlayan başka yok. O zaman burada 4 tane sayı elde ettiğim için doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, şimdi Emre okuldaki merdivenleri çıkarken orta basamakta bulunduğu anda 4 basamak aşağıda kaleminin düşmüş olduğunu görmüştür. 4 basamak aşağı inerek kalemini alıp 9 basamak yukarı çıktığı anda önünde son 3 basamak kalmıştır. Buna göre merdiven toplam kaç basamaklıdır diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar diyelim ki burada şu kadar basamak olsun. Şurada da aynı sayıda basamak söz konusu olsun. Ve arkadaşlar Emre'nin bulunduğu tam bu noktada bu durumda ne olacaktır? Merdivenin orta noktası olacaktır. Şimdi ne diyor bize? Diyor ki orta basamakta bulunduğu anda 4 basamak aşağıda, yani şurada bir yerde, şu şekilde
1 basamak, 2 basamak, 3 basamak, 4 basamak. Bu noktada arkadaşlar kalemini düşürdüğünü görmüş ve 4 basamak aşağı inerek kalemini almış ve 9 basamak yukarı çıkmış. Şimdi 9 basamak yukarı çıkacaksa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 basamak yukarı çıktığında nereye geldi? Bu noktaya geldi. Ve arkadaşlar önünde 3 basamak kaldığını gördü. Görmüş olduğunuz gibi. Bu durumda arkadaşlar eğer ki burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak varsa demek ki şu kısımda da 8 tane basamak olmalı. Emre tam ortada. Burada da bir basamak var ve toplandığında 17 basamak elde edildiği için doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıda Pascal üçgeninin 7 satırdan oluşan bir bölümü verilmiştir. Üçgenin kenarlarında bulunan bir sayıları kırmızı renge boyanmıştır. Bu örüntü devam ettirilerek kırmızı renge boyanmış 23 tane kutu oluşunca işlem sonlandırılmıştır. Buna göre son oluşturulan satırda kırmızı renge boyalı olmayan en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Şimdi kırmızı renge boyanmış 23 tane kutu varsa bakın bir tanesi burada. Geriye 22 tane bulmam lazım. O halde burada arkadaşlar 11 tane ve burada arkadaşlar ne olmalı? 11 tane olmalı. Tamam, şimdi bakıyorum olayın mantığı nedir? Olayın mantığı zaten Pascal üçgeni. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şurada 11 tane satır olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi zaten mevcut. Şimdi burada bulunan en küçük sayı nedir? 7'dir. Bu ikisinin toplamından. Şimdi şurada 1 bulunduğu için bu ikisinin toplamından buraya arkadaşlar ne yazacağım? Bu ikisinin toplamı 8 olduğu için 8 yazacağım bir alt satıra. En küçük sayı. Tabi burada yine 1 var. Bu ikisinin toplamı ne yapar? 9 yapar. Şimdi dikkat ederseniz bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir altta arkadaşlar 10, bir altta 11. Yani 11. satırda en küçük sayı 11 olduğu için doğru yanıt E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, şimdi şekil 1'de uç bölümleri kırmızı renkte ve ortası mavi renkte olan 2 santim uzunluğunda bir çubuk verilmiştir. Kırmızı bölgelerin uzunlukları 10 santim ve 9 santimdir. Kırmızı bölümler oklar yönünde katlanarak şekil 2 elde edilmiştir. Verilenlere göre şekil 1'deki çubuğun uzunluğu yani x kaç santimdir diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar orta noktası mavi renkte olan orta nokta şuradaymış. Şimdi ben bunu katladığımda, şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer ki ben bunu katladığımda bu şekil elde ediliyorsa şurası 10 santimdir. Şöyle siyahla yazayım. Şurası 9 santimdir. Şurası da 15 santimdir. Değil mi? Tamam. Bu durumda arkadaşlar ben şuranın da 10 santim olduğunu biliyorum. Çünkü kırmızı bölümleri katlamışım. Buranın da 9 olduğunu biliyorum. Toplarsam 20, 38, 43 ne yapar? 53 yapar. Doğru yanıt E seçeneğidir.